Dendias, Türkiye seçim öncesi sıcak bir çatışmayı hedeflemiyor. 3 ayda dünyanın dengesi değişti. Sıraya girdiler. Türkiye'den almak istiyorlar. Bild'den dikkat çekici analiz. Türkiye krizleri avantaja çevirerek Almanya'nın tahtını aldı. Eski NATO komutanından küstah açıklama. Birliğe tek engel Türkiye. Atina'nın planları yerle bir oldu. Türkiye Yunan'ı fena salladı. Yunan basınından küstah açıklama. Türkler bir rüyada. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin seçim öncesi sıcak çatışmayı hedeflediğini, hiçbir şekilde düşünmediğini söyledi. Alfa Bank Personel Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin seçim öncesi sıcak çatışmayı hedeflediğini, hiçbir şekilde düşünmediğini söyledi. Dendias konuşmasında şunları dile getirdi. Yöneticilerin olayı kontrol altına alacak vakti yok ve bu olay güncel olayların bir unsuru haline geldiğinde ve gazeteciler kamuoyunu devraldığında seçim öncesi ortamda bunu kontrol etmek son derece zor. Aklımızda olsun, çok temel bir parametre her iki ülkede seçimlere gidiyor. Bugün eşi benzeri olmayan Türkiye ile 3,5 yıldır tırmanan bir krizi giderek artan tonlarla Türk tarafının eşi benzeri görülmemiş açıklamalarıyla son derece oldukça yanıcı bir hava yaratılarak yaşıyoruz. Türkiye seçimlerinden önce kimse gerginliğin azalmasını beklemiyor. Yunanistan'ın ihtirası rastgele bir olayla Türkiye ile daha da kötüye gitmesine yol açmak değil. Her şey seçimlerden hemen sonra belli olacak. Yeni bir halk vekaletiyle yeni bir Yunan hükümeti olacak ve yeni bir Türk hükümeti de olacak. Her iki hükümette de yeni siyasi sermayenin bulunması, gerçekliğe yeniden yaklaşmak ve Türkiye'nin gerçek yüzünü orada görmek için iyi bir fırsat olacaktır. Eğer Türkiye mantığa dönerse, Türk halkının güvenini çalanların Türk çıkarlarının ne olduğunu açıkça göreceğini ummak zorundayız. Türk toplumunun çıkarı Avrupa Birliği'nin ifade ettiği değerler çerçevesinde Batı ile Avrupa ile yakınlaşmasıdır. Yunanistan, Türkiye ile arasındaki anlaşmazlığı uluslararası hukuk ve deniz hukuku çerçevesinde çözmek istiyor. Ama bunun ötesinde değil, Türkiye'nin Avrupa kurallarına doğru gelmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi hamleyle Avrupa, Batı müktesebatından uzaklaşıyor ve Orta Doğulu Müslüman bir radikal oluşumun kendine özgü durumuna götürülüyor. ABD Yunanistan'ın tutumunu anladı. Sağlam temelleri var. Tüm gezegende geçerli olanın Ege'de uygulanmasını istiyor ve benzer görüşler üretiyor. Anthony Blinken'ın Yunanistan'daki varlığının ortamı sakinleştirme eğilimi olabilir. Süper gücün Dışişleri Bakanı'nın varlığının kesinlikle sakinleştirici bir etkisi olacaktır. Son olarak Ayasofya ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'nın evrensel bir miras olduğunu ifade etti. Dendias, Mustafa Kemal Atatürk tarafından müze statüsü verildiğini hatırlatarak tarihi yapıya yeniden camiye çevrilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Bakan Dendias, Ayasofya'yı Türkiye-Yunanistan arasında bir mesele olarak görmenin yanlış olacağını söyleyerek, "Bunu böyle görmek hatadır, bu şekilde yansıtmak hatadır, Türkiye'nin kendi kent mirasına saygısızlığıdır" ifadelerini kullandı. TANAP Genel Müdürü Dr. Düzyol, kısa vadeli ihtiyaçlar açısından bakıldığında Doğu Avrupa ülkeleri zor durumda. Şu anda yoğun bir şekilde hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den Doğu Avrupa ülkelerinin gaz taleplerinin olduğunu biliyoruz, dedi. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapsamında Enerji Merkezi'nde Türkiye başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türkiye'nin enerji piyasalarındaki etkin rolü ve enerji merkezi olma yolunda attığı adımlar konuşuldu. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapsamında Enerji Merkezi'nde Türkiye başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde BOTAŞ Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdülvahit Fidan, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve TANAP Genel Müdürü Dr. Hüseyin Saltuk Düzyol, Enerji Merkezi'nde Türkiye konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu. TANAP Genel Müdürü Dr. Hüseyin Saltuk Düzyol, Türkiye genelinde doğalgaz çok yaygınlaştı. 81 ilde doğalgaz var. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Avrupa'ya ihraç edilen Rus gazının miktarı %10'lara düşmüş durumda. 2021 yılında Avrupa Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz aldı. Kısa vadeli ihtiyaçlar açısından bakıldığında Doğu Avrupa ülkeleri zor durumda. Şu anda yoğun bir şekilde hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den Doğu Avrupa ülkelerinin gaz taleplerinin olduğunu biliyoruz, dedi. Son yıllarda yapılan yatırımlarla doğal gaz depolama alanlarının artırıldığını ifade eden Düzyol, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gaz ihraç etme şansı var. Orta ve uzun vadede Avrupa'nın ne yapmak istediği çok önemli. Şu anda Avrupa Birliği bu son aldığı kararlarla Rus gazının miktarını 2030 yılında sıfırlamaya karar verdi. Avrupa bu açığı ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğal gaz getirerek karşılamaya çalışacak. ABD Avrupa'ya 2021 yılında 22 milyon ton LNG ihraç etmiş. Sadece 2022 yılının ilk 9 ayında bu rakam 46 milyon tona çıktı şeklinde konuştu.
Alman Bild gazetesinden dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analizde Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya savaşında başarılı bir şekilde diyalog yürüttüğüne dikkat çekilerek ihracatı katladığını ve bu şekilde Almanya'nın yerine geçtiği ifade edildi. Türkiye'nin hem NATO üyesi olarak var olmaya devam ettiğini hem de Rusya'ya karşı yürütülen yaptırım kampanyalarının bir parçası olmadan Kremlin'le diyaloğu yürütmeyi başardığını söyleyen Bild, eleştirel başladığı analizde Türkiye'nin başarısına da yer vermek zorunda kaldı. Türkiye'nin Rusya ile olan ithalat ve ihracat rakamlarını yalnızca bir yıl içinde ikiye katladığına yer veren gazete, Türkiye'nin bu sayede Almanya'nın tahtını elinden aldığını söyledi. Bild, Rusya ile ticaret yapan Alman şirketlerin geçtiğimiz yıl içinde kendilerinden boşalan yerleri Türk firmaların doldurduğunu izlemek zorunda kaldığını söyledi. Türkiye'nin Rusya'ya makine ve teçhizat satışında daha önce Almanya'nın sahip olduğu sırayı aldığını da söyleyen Bild, Türkiye Almanya'nın yerini aldı ifadelerini kullandı. Savaştaki krizlerin Türkiye tarafından avantaja çevrildiğini yazan gazete, savaşın kazanını Türkiye ifadelerine yer verdi. Türk markaların Rus pazarında giderek daha büyük bir yer kapladığını söyleyen Alman gazete, iki ülkenin 2009'a kadar çok geniş hacimde bir ticari birliktelik sağlayacağını vurguladı. Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Yunan asıllı James Stavridis, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katil Merini'ye söyleşisinde NATO'nun birliğinin önündeki temel engelin Türkiye olduğunu savundu. Son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde yaşanan gerginlikleri değerlendiren Stavridis, diğer NATO ülkelerinin sabrının tükendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Umarım NATO'nun Türkiye ya da İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz. Henüz böyle bir durum yok. Türkiye'deki siyasi dönemin bahardaki seçimlerle tamamlanmasını beklemeliyiz. Ancak 29 ülkenin sabrı sonsuz değil ve ittifakın geri kalanında İsviçrelilerle Finlandiyalıları birliğe dahil etmek için muazzam bir destek var. Mayıs'ta NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılması için yürütülen süreç henüz sonlanmadı. Yunan asıllı Stavridis, Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun birlik olarak hareket ettiğini ve buna yalnızca Türkiye'nin engel oluşturduğunu savunarak, tüm ittifak Ukraynalılara yardım kapasitesini ve seviyesini artırmak için aşağı yukarı birlikte hareket ediyor. Rusların savaş suçu işlediği barbarca saldırılarına uğrayan çaresiz Ukraynalılara insani yardım akışı da sorunsuz şekilde işliyor. Gördüğüm tek engel İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına izin vermekte ayak sürmeye devam eden Türkiye. Bunun dışında Batı'nın dayanışması ve birliği dikkat çekici yorumunu yaptı. Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren münhasır ekonomik bölge ilanı başta Yunanistan olmak üzere birçok batılı devleti rahatsız ediyordu. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde anlaşmaya itiraz ederken Yunanistan ve Mısır'dan çok sert açıklamalar gelmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu anlaşma Akdeniz'deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir derken Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü de Libya'da iki ayrı yönetim olduğuna dikkat çekerek Trablus hükümetinin böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisi bulunmadığını savunmuştu. İşte tüm bu çıkışları çökerten bir yeni anlaşma yapıldı. Bu kez taraflardan birisi Türkiye'de değil, Libya ile İtalya, Akdeniz'de doğal gaz alanında işbirliğini kapsayan 8 milyar avroluk anlaşmaya imza attı. Anlaşmada bölge ülkelerinin Akdeniz'deki arama çalışmalarının da dikkate alındığına işaret eden Bin Kıdar'a, Avrupa Birliği ülkelerinin enerji kaynaklarını da garanti ettiğini ifade etti. Bin Kıdar'a, anlaşmanın toplam rezervinin 6 trilyon metreküp olduğu hesaplanan sahaların geliştirilmesini kapsadığını ve günlük 800 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin hedeflendiğini belirtti. İtalya enerji şirketi Eni Başkanı Claudio Desvasi ise son 20 yılın en önemli anlaşmasına imza attık dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Libya ziyareti ve iki ülke arasında imzalanan anlaşma Yunanistan'ı kızdırdı. Meloni'nin başkent Trablus'ta hem Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile doğal gaz anlaşması imzalanması Atina'da Libya ile ilgili Yunan görüşünü zayıflatan adımlar olarak değerlendirildi. Uzmanlarsa Libya ve İtalya arasında Doğu Akdeniz'de yapılan 8 milyar avroluk anlaşmayla Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmaların tartışılacak bir yanının kalmadığını belirtiyor. Özellikle Fransa ve Yunanların meşru görmediği Dibeybe ve hükümetiyle İtalya'nın yapmış olduğu anlaşma Türkiye düşmanlarının tüm planlarını çökertti. İtalya Başbakanı Meloni bilindiği üzere Fransa karşıtı bir tutum izliyor. Yunan haber sitesi Pentapostagma'nın haberi şu şekilde. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesinden sonra başlatılabilecek olası gelişmeler hakkında alarm verdi ve Ankara'ya karşı bir komplo senaryolarını destekledi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesinden sonra harekete geçebilecek olası gelişmeler hakkında alarm verdi ve Ankara'ya karşı bir komplo senaryolarını destekledi. Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve Kıbrıs'ta İsrail'in ittifaka katılması Türkiye Deniz Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Cihat Yaycı'yı görüyor ve böyle bir gelişmede Yunanistan'ın köylerini genişletmeye devam edeceğini savunuyor. Bugün Türkiye'ye doğrudan müdahale edemiyorlar ancak Türkiye NATO'dan çekildiğinde NATO'da Kıbrıs ve İsrail'e katılacaklar.
Yaycı, Kıbrıs yönetimi Avrupa Birliği'nde kabul edildiği şekilde katılacak ve Kıbrıs'ın tek temsilcisi olarak görünecektir dedi. Daha da ileri giderek Türk Amiral ve Özel Bahçeşehir Üniversitesi'nin Denizcilik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Kıbrıs'ın NATO'nun bir parçası olması halinde ittifak ülkesinin bir kısmının başka bir üçüncü ülke tarafından ele geçirilmesi sorununun gündeme geleceğini savundu. O zaman 5. madde Türkiye'ye uygulanacak. Ya Kıbrıs'ı terk edeceksiniz ya da sizi sınır dışı edeceğiz dedi. Türkiye'nin NATO'dan olası bir şekilde çıkarılmasının Yunanistan'ın kara sularını 12 deniz miline çıkarmasına neden olacağına ve Türkiye'nin tepkisi durumunda Atina'ya müttefik desteğinin geleceğine işaret etti. Türkiye NATO'dan çekilirse Yunanistan kara sularını artırabilir. Türkiye müdahale ederse yaptığının hukuka aykırı olduğu, Yunanistan'ın yasal hakkını kullandığı söylenecek. Bu bir NATO ülkesiyle dayanışma bağlamında dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.